Artan otomobil ve yedek parça maliyetlerine karşı kasko fiyatları Ocak ayından bu yana %50 arttı. Haliyle trafik sigortasında da benzer bir durum var. Bazı şirketler ama zor durumda, buna rağmen iflas ettiler. Poliçe kesmemek için tahsilat sorunu yaratarak arzın kısıldığı gerekçesiyle de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu devreye girdi. Sigorta şirketleri uyarıldı. Genel müdürler toplantıya çağrıldı. Vallahi düşünecek bir şey yok. Zaten kasko yaptıramıyoruz. Mecbur zorunlu trafik sigortası yaptırıyoruz. O da kasko kadar. Kasko yaptıramayacağız yani bu senede. Bir yandan akaryakıt zammı, diğer yandan bakım masrafları derken şimdi bir de kasko maliyetleri. Fiyatlar Ocak ayından bu yana %50 hatta 60 arttı. Peki neden? Örneğin 2022 Ocak ayından bugüne göre prim artışına şöyle bir bakarsak neredeyse %50-60 oranında ortalama gene standart bir şeyde fiyatta artış var. Ama tabii bu dövizin artması, parça fiyatlarının artması ve araçların her geçen gün değerlenmesi nedeniyle de neredeyse aylık %5 ile 10 arası düzenli bir artış da var diyebiliriz. Bu da daha da artacak gibi duruyor. Araç fiyatları düşmeden de, parça fiyatları düşmeden, döviz ve enflasyon oranları düşmeden de kasko fiyatlarının ucuzlayabileceğini de söyleyemeyiz. 4 kasko şirketi iflas etti. Birçok şirket daha batma noktasında. Çok lüks bir araba sigortaladık biz 1 sene önce. Lüks bir marka, spor, pahalı bir araba. 2,5 milyon lira değeri. Biz buna göre hesaplamalar yapıldı geçen sene. Bir prim ortaya çıktı. Örneğin 100 birim aldık. Şimdi bu araba 10. ay pert oldu. Bundan 2 ay önce piyasa fiyatına bir baktık. Bu arabanın piyasa fiyatı 17 milyon olmuş. Yani 2'ye göre prim aldınız, 17 olmuş. Buna göre hasar ödenecek. Bu tarz arabalar, o yüzden sigorta şirketleri lüks arabalarda sigorta yapmaktan kaçınmaya başladı. Sigorta uzmanı Turusan Bağcı, kar marjlarında değişim olmadığı, araç fiyat artışları nedeniyle kasko fiyatlarının arttığını söylüyor. Artan kasko fiyatı değil, kaskonun çarpanı hala aynı sigorta şirketi cephesinde. Araç fiyatının yükselmesiyle kasko primi yükseldi. Şöyle örnek vereceğim. Örneğin geçen sene, 1,5 sene önce araç değeri 100 bin liraydı. Çarpan %2 diyelim. Primi 100 bin çarpı %2, 2 bin lira prim çıkıyordu. Çarpan hala %2. Ama araç bedeli 400 bin oldu. 400 bini %2 ile çarptığımızda da 8 bin lira prim çıkıyor. Kasko ücretlerine gelen yeni zamlarla birlikte iyi ile kötü şoför arasındaki fiyat makas farkı iyice açıldı. 0 kilometre bir araç aldınız, kazaya karışmadınız. Bu takdirde 5000 liraya kadar aracınızı kasko yaptırabilirsiniz. Ancak bir veya daha fazla kez kazaya karıştıysanız bu rakam 20-25 bin liraya kadar çıkabilir. Ya maliyet çok, evet, ama bütün ülke, yani bütün dünyada var bu sorun. Zamların çok farklı olduğu bir dönemdeyiz, evet, ama bu da geçecek herhalde. Zorunlu trafik sigortasına zarar yazmaya başlayan şirketlerin sigorta yaptırmak isteyenlere farklı yollarla engeller çıkarmasıysa Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun harekete geçmesine neden oldu. Şirketlere yaptırım uyarısında bulundu.